Hüdapar olarak bu hafta Urfa'mıza yaşanan sel felaketini maalesef ölümle sonuçlanan ve çok ciddi manada hasara sebebiyet veren elim olayın öncesini ve sonrasındaki gelişmeleri konuşacağız. Ya Rabbi tövbe ya Rabbi. Ya Rabbi sen merhamet et ya Rabbi. Bu Karakoyun etrafındaki demirleri bir an önce yapılmasını istiyoruz. Yıkılmış, açılmış yerler, onları bir zahmet el alsınlar. Bir de kış geldi, bunu bir an önce bitirseler çok memnun oluruz. Karakoyun hepsi yıkıldı, ele olduk, onun gibi kalmış. Daha hiç bir çalışma yok, bir şey yok. Sesimizi haykırıyoruz, bir türlü bizim ne anlayan var, ne soran var, ne bilen var. Tarafı darmadağın içinde, perişan haldeyiz. Yine kış geldi, eğer mümkünse yapsa çok çok iyi olur. Çünkü çoluk ve çocuklar perişan oluyoruz. Belediye başkanımızdan buranın yapılmasını istiyoruz. Tam 600 metreye geldim bak. Her gün kullandığım yol işte selden bu yana yapılmamış. Nasıl yapacağımı bilemiyorum. Koskocaman dağlarda patika yolları kuruyorlar. Bu merkezin içindeki yola bakın. Konuşacak kelime bulamıyorum. Size bırakıyorum sayın belediye başkanlarım. Evet, maalesef vatandaşımız iş yerine doğru giderken 600 metre sonrasında geldiği nokta böylesi işler acısı bir durum. Ve vatandaşımız tekrar 600 metre geri gitmek mecburiyetine kalacak. 17 insanımızın hayatına mal olan birçok iş yerin, evin, arabanın tamamen kullanılamaz hale gelen bu süreçte bizler bu acı olaydan dersler almalıyız. Bir musibet bin nasihatten evladır. Elbette ki bu felaket sürecinde devlet, millet ve yerel yönetim el ele verip çalışmalar ortaya koydu. Hizmetler sunuldu. Ama sonra yine her şey unutuldu maalesef. İnsan eşrefi mahluktur. Devletlerin, hükümetlerin, belediyelerin varoluş sebebi insana hizmet içindir. Bu hizmet anlayışı deneme yanılma veya bir felaketten sonra adım atma gibi olmamalı. Lokal pansuman ya da yama yapılarak geçici çözümler şeklinde olmamalı. Uzun soluklu, kalıcı tedbirler geliştirilmeli. Sosyal hayatın her yerinde ortak aklın gerektirdiği hizmet anlayışı sunulması lazım. Evet, bu kadar acı olaylardan ve tecrübeden sonra görülüyor ki olması gereken tedbirler alınmadığı gibi zarar gören, tahrip olan yerlerin tamiratı eksik bırakılmış, geçici çözümlerle geçiştirilmiş ve öylece bırakılmış, unutulmuş maalesef. Kış aylarına girmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla bir daha böylesi acıların yaşanmaması adına güzel Urfa'mızın fiziki yapısına göre yerleşim yerleri belirlenmeli, dere yatakları haritasına göre yerleşim yerlerin tedbirleri alınmalı. Gerekli iyileştirmeler bir an önce yapılmalıdır. Bu konuda tüm yetkili kurumları göreve davet ediyoruz.